İyiyiz, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yürüyüşe çıktınız herhalde. Vallahi ilk defa çıkıyorum aylar sonra. Hemen de sizi görmek güzel oldu. İyi oldu. Görüşmek üzere. İyi misiniz? İyiyiz biz de, sağ olun. Vallahi bebek bakar gibi bakıyorsunuz. Ağzını temizliyorsunuz, yemeğini veriyorsunuz. Şimdi ben... Geçelim. Tamam, ben de. Çok zaman ilgilenemiyorum. İşim gücüm olduğu için böyle İstanbul'da olduğum vakitlerde. Ama dikkat edin arkanıza. Bir geçelim. Olabildiğince yanında olmaya çalışıyorum. Biraz tanısın babasını diye ama tabii. Tanımıyor mu? Yani herkes babasını annesi zannedebilir. O derece. Yani turneye götüremediğimiz için bu yaz. Daha bebek çünkü yani 7 aylıklar. Ama alışıyor işte. Konserler de çok yoğun geçiyor sizin için. Evet, yoğun geçiyor. Şimdi ara verdik. Yeni albümü hazırlanıyoruz. Evet. Bir önceki şarkı zaten bütün yaza damgasını vurdu. Sizle beraber böyle sezonun geldiğini anlıyoruz. Nasıl bir albüm olacak? Bu sefer daha farklı bir albüm olacak. Onu söyleyebilirim. Şarkılar, karak kıyafetleriniz de sahnedeki kıyafetler de çok seviliyor. Zaman zaman böyle ilginç yorumlar kepslerde oluyor. Evet, siz de okuyup biliyorsunuz diye aldığınız durumlar tabii, oluyor. Tabii aynen. Her zaman. Çünkü komik olan şeyleri o kadar içerlersek yanarız yani. Sosyal medya bizim için işkence yok. Çünkü sanatçılar çok fazla bu durumu takıyor da. Peki. Ya öbür türlü çok linçe dönüşüyor bir şeyler. Yani o yüzden dal geçmeyi bileceksiniz kendinize. Peki sonra Gülşen'i de soralım hemen. Çok zor bir dönemden geçti. Siz de yakın evet, dostlusunuz. Evet. Hapishane çıkışı da hemen yanında oldunuz. Evet. Nasıl şu an kendisi? Konserlerine de ara verdi. İyi, güzel. Her şey onun adına konuşmak şimdi bana düşmez. Tabii ki. Ben sadece dostu olarak yanında oldum. Oğlunun eğitimi için yurt dışına gidiyordu. Onunla ilgili falan bilginiz var mı? Konuşuyor musunuz? Yani onunla ilgili, onun adına konuşmak istemem. Hassas bir dönemde olduğu için. Peki moral başka adına bir Gülşen Hanım'la beraber bir başka proje falan olur var mu? Başka bir sorumuz var mı? Güzel bir soruydu ama. Hayır, başka bir sorumuz var mı? Başka soru, müzik yanında böyle bir sinema veya bir dijital platformda bir şey düşünüyor musunuz peki? Hayır, peki. Bunu söylüyorum, yok. Oyunculuk, oyunculara kalsın. Derken tabii çok... Siz de eski bir oyuncu olarak. Eski zaman, oyuncu olduğum için. Zaman zaman sanatçılar evet bu tarz geçişler yapıyor ama şöyle ya düşünmüyorsunuz yani bu konuda. Sizi görmek çok güzel. Oyunculuk düşüneyim mi ne istiyor musunuz? Yok bilmiyorum hani belki tekrar özlediyseniz falan. O kadar yetenekli insan var yani. Bana kalmadı herhalde. Peki. Yani birçoğu oyuncu da sanatçıdan yaptığı için oyuncu... Bilmem ki güzel bir şey olsa belki böyle yani ne bileyim çok uzun süreli olmaz ama işte kendimi oynayabileceğim böyle bir şeyle konuk olmam. Hani uzun vadeli bir şey yapmam için bu işimle alakalı çok vakit kaybına uğramayı göze almam lazım. Şu an mesela iki tane albüm hazırlıyorum size. Hangi albümlerde? Herhangi bir oyuncu değil, herhangi bir çekime bile gidemiyorum. Genelde sanatçılar son dönemde albümü çok riskli buluyor. Siz de iyice sardırıyorsunuz. İki albüm birden diyorsunuz. Bir tanesi İngilizce olduğu için öyle. Ya albüm tabii riskli falan artık risk diye bir şey kalmadı. Güzel bir şey yaparsanız dinlenir, güzel bir şey yapmazsanız dinlenmez. Benim de çok şükür çok dinlenmeme hakkını veriyorum diyorsunuz. Hadi, hoşçakalın.